Bismillahirrahmanirrahim. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Rabbim Leyle-i Kadri içinde cem eden şu geceleri hepimiz hakkında hayırlara vesile etsin. Bir rivayete göre Cuma günü Ramazan-ı Şerif başlarsa İmam-ı Şarani'nin tespitine göre Ramazan'ın 17. gecesinin leyle i Kadir olduğu rivayet edilmiş. Fakat 27. gecesi üzerine de çok şiddetli telkinat var, rivayetler var. Ümmetin umumunun o gece üzerine ittifakı var. Şimdi ehli iman için şu mana var. Her geceyi Kadir bil, her geleni Hızır bil diye bir ifade var. Biz şimdi Ramazan'ın inşallah şu günlerde her gecesini leyle Kadir gibi ihya edersek bu işi ihtimale bırakmaya gerek yok değil mi? Yani her gecesinde Kadir gecesi gizli olan sonra Cenab-ı Hak sana Kadir gecesi sevabı verecekse her gece verebilir değil mi? Sen inşallah o geceye öyle itibar et, öyle değerlendir, öyle ihya et İnşallah o gecenin sevabını, o gecenin hükmünü, o gecenin manasını ve hakikatini sana nasip eder inşallah. Bugün sorumuz enteresan, değişik bir soru. İzleyicilerimizden bir tanesi, Kur'an'da ışınlanmayla alakalı bir ayet var mı diye sormuş. Biz de bu soruyu biraz genişletip, Kur'an'daki teknoloji harikalarından, Kur'an'daki bilimsel buluşlardan, Kur'an'ın insanlığa manevi olarak yol gösterdiği gibi maddi olarak da, bilimsel olarak da, medeniyet olarak da nasıl yol gösterdiğinden bahseden ayetlerle ilgili mucizatı enbiya yüzünde görünen bir hakikat. Yani peygamberler peygamberlerin aleyhisselam mucizelerini Kur'an anlatırken aynı zamanda o peygamberlerin elindeki sanatlarla, onların elindeki mucizelerle beşere, insanlığa hedef gösteriyormuş. Yani insanlığı bir medeniyet seviyesine teşvik ediyor ve insanlığın ulaşabileceği en uzak hedefleri, en son noktaları o peygamberlerin eliyle yapmış, yaratmış, yaşatmış. Ta ki peygamberler insanlığa manevi alemde rehber oldukları gibi maddi alemde de rehber olsunlar. Kur'an'ın, İslam'ın ahlakını, dinin ahlakını, ilahi ahlakı insanlığa yaşatmak için model oldukları gibi dünyevi, maddi, fenni, bilimsel terakkilere de, teknolojide de, medeniyette de insanlığa rehber olsunlar. İnsanlığın hayatını kolaylaştıracak teknolojik buluşlarda, medeniyet noktasında ve bu bilimsel noktalarda o insanlığa birer hedef göstersinler. Desti teşviki vursunlar diyor. Teşvik elini sırtına vurup insanlığı o, o hedefe teşvik etsinler. Demek peygamberlerin yaşadıkları mucizelerin her birinden bizim alacağımız manevi dersler olduğu gibi aynı zamanda alacağımız Maddi dersler de var. Bizi maddi hedeflere de, bilimsel hedeflere de, medeni hedeflere de teşvik eden birer ayet, hem maddi hem manevi birer rehbermiş peygamberler. Şimdi Kur'an'da ışınlanmayla alakalı ayet var mı diye biz diğer peygamberlerin de inşallah mucizelerinden okuyacağız ama önce onu okuyalım. Mesela Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bir mucizesi olarak teshir Havayı beyan eden Velis Süleymaner riha guduvuha ve şehruha ve revavha şer Ayeti Hazreti Süleyman bir günde havada tayaran ile iki aylık bir mesafeyi kat etmiştir, gitmiş gelmiştir der. İşte bunda işaret ediyor ki Beşere yol açıktır ki, insanlığa yol açıktır ki, havada böyle bir mesafeyi kat etsin. Öyleyse ey beşer, madem sana yol açıktır, bu mertebeye yetiş ve yanaş, Cenab-ı Hak şu ayetin lisanı haliyle, lisanıyla manen diyor ki, Ey insan, bir abdimin hevai nefsini terk ettiği için, bir abdimi, bir kulumu, nefsin heveslerini, hevasını terk edip Cenab-ı Hakk'ın emrine ve kanunlarına uyduğu için havaya bindirdim. Siz de nefsin tembelliğini bırakıp bazı kavanini adetimden güzelce istifade etseniz siz de binebilirsiniz. Şimdi bu havaya binip uçmaktan şu andaki uçaklar, füzeler, uzay araçları bütün bunlardan bahsediyor. Bütün bunlara işaret var bu ayette. Fakat enteresan bir şey var bakın. Süleyman aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın bir mucizesiyle havaya bindi, seyahat etti. Şimdi geliyor Süleyman aleyhisselamın Belkıs'ın tahtını bir anda göz açıp kapayıncaya kadar yanına getirmesiyle alakalı da ışınlanma dediğimiz meseleyle alakalı da yine bir mevzuya girecek burada. Şimdi diyor ki Süleyman Aleyhisselam peygamber olduğu için Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına, kurallarına, emirlerine uyduğu için biz diyor Allah'ın emirlerine onu bindirdik, havada seyahat ettirdik. Şimdi burada açıkça bir teşvik var. Bilime teşvik var. Bakın enteresan bir şey. Diğer tahrif olmuş, bozulmuş dinler tahrif oldukları ve bozuldukları için ha yoksa onların da aslı semavidir ilahidir onlar da hak dindir ama tahrif edilip bozuldukları için onlar ilme bilime gelişmeye hep insanlığı kapatmışlar engel olmuşlar Galile dünya dönüyor dediği için defalarca dünya yuvarlak dediği için defalarca ipe çekil mahkemeye götürülmüş ipe çekilmiş defalarca muhakeme edilmiş. Kilise onu defalarca ölüme mahkum etmiş. Ne demek bu? Yani o bozulmuş ve tahrif olmuş o dinler bilimsel gelişmelere kapatmış beşeriyeti. Düşünmeyi yasaklamış. Çünkü düşünen bir kafanın o dinleri kabul etmesi mümkün değil. Onların bozulmuş, tahrif edilmiş, sonradan içine bazı hurafelerin sokulmuş olduğunu insan aklıyla, mantığıyla keşfeder diye korkularından düşünmeyi yasaklamışlar, bilimi yasaklamışlar, kerakkiyi yasaklamışlar, orta çağın bataklıklarında vahşet devrini yaşamışlar. Şimdi düşünün, böyle bir dönem, böyle bir devir, insanların parayla alınıp satıldığı bir dönem, kilisenin hakimiyetinin olduğu bir dönem, bakın İslamiyet geliyor, Hak din, ve bütün bilimsel gelişmeleri teşvik ettiği gibi içinde kıyamete kadar gelecek bütün beşeriyete ilimin ve bilimin teknolojinin en ileri hedeflerini gösteren peygamberlerin mucizelerinden bahsediyor. İlim araştırmayı, ilim öğrenmeyi farz bir vazife sayıyor. İlim Çin'de dahi olsa gidin alın diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şiddetle teşvik ediyor. İlimle meşguliyetin bir yıllık gece namazından daha faziletli olduğunu söylüyor. Bütün bunlar aslında İslamiyet'in ilime ve bilime ne kadar değer verdiğini, ne kadar ehemmiyet verdiğini ve aslında ilimler, fenler inkişaf ettikçe Kur'an'ın hakikatları daha çok anlaşıldığını, Cenab-ı Hakk'ı tanımak noktasında insanlığın, beşeriyetin, daha çok mesafe kat ettiğini, terakki ettiğini gösteriyor. O yüzden diyor ki zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzu tavazu ediyor. İçindeki hakikatler, içindeki güzellikler, içindeki manalar, derinliklerindeki esrar, sırlar ortaya çıkıyor. Gün geçtikçe Kur'an'ın çok mucizelerine şahit oluyoruz. Bunlar saymakla bitecek gibi değil. Ha, şimdi bakın ne diyor? Süleyman aleyhisselamı Cenab-ı Hak sultan bir peygamber olarak göndermiş. Ve diyor ki Süleyman aleyhisselam nefsinin hevasını terk etti. Allah'ın emrine uydu. Ben onu havaya bindirdim. Siz de nefsinizin heveslerini, nefsinizin arzularını terk edin. Benim kanunlarıma uyun diyor. Bu çok önemli bir nokta bu. Yani şimdi Allah'ın iki çeşit emri var. Aslında ikisi aynı. Fakat birisi kainata koyduğu emirler, kanunlar. Birisi de insanlık alemine emrettiği hükümler, ahkam. Bu çok önemli. Yani şimdi düşünün mesela bize Cenab-ı Hak temizliği emretmiş mi? Biz istersek o emre uyuyoruz, istemezsek uymuyoruz. İradeyi bize bırakmış. Adaleti emretmiş mi? İster adalet yaparız ister zulmederiz. Orada iradeyi bize bırakmış imtihan icabı. Bize nizamı, düzeni emretmiş mi? İster düzene uyarız, ister uymayız. Orada bize bırakılmış. Fakat kainata aynı temizliği emretmiş, adaleti emretmiş, nizamı emretmiş. Her şeyi, bak bütün esma-i ilahiyenin tecellilerini kainata emretmiş. Fakat kainattaki mahlukat, dağlar, dereler, gezegenler, yıldızlar, bitkiler, atomlar, zerreler hiçbirisi Cenab-ı Hakk'ın emrine muhalefet edecek bir kabiliyette yaratılmamış. O yüzden insanın, beşerin elinin karışmadığı her yerde mükemmel bir düzen var, mükemmel bir ahenk var, mükemmel bir temizlik var, mükemmel bir adalet var. Ha, beşer ne yapıyor? fesat olduğu için girdiği her yere fesat karıştırıyor. İnsan eli değmeyen yerlere gidin dağlar temiz, dereler temiz. Şimdi bile şu anda şu virüs vesilesiyle dünya temizlenmiş ya anlatıyorlar. Her tarafta bir temizlik var, bir güzellik var. Hava temiz niye? Beşer değil mi Allah'ın kanunlarına, emirlerine uyup da kainatın sistemine, ahengine, ritmine ayak uydurmadığı için dolayısıyla ne yapıyor? Çarkların hepsi ahengi içinde dönerken Beşer dediğimiz, insanlık dediğimiz çark o ahengi bozuyor. O da eğer Allah'ın emrine uysa o kainatın ritimlerine ayak uyduracak ve bütün kainatın ahengine, uyumuna, mükemmelliğine, sistemine beşer de yardım edecek. Şimdi enteresan bir nokta olan şu. Cenab-ı Hak kainata emretmiş mi, adaleti emretmiş, temizliği emretmiş, onlar harfiyen uyuyor. Kainatta icra ettiği, geçerli kıldığı kanunları insanlığa da emretmiş. İnsanların bazıları uyuyorlar. Ne mi şeriata ittiba edip, Allah'ın emirlerine itaat edip, bazıları da uymuyorlar. Şimdi diyor ki, Süleyman Aleyhisselam nefsin hevasını terk edip Allah'ın emrine uyduğu için ben onu havaya bindirdim. Siz de nefsinizin heveslerini terk edin, çalışın, çabalayın, fenle, ilimle, felsefeyle... Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu emirleri, yani kanunları, nizamları, düzenleri, sistemleri çözün fenle, ilimle, teknolojiyle, fizikle, kimyayla kainattaki sistemi çözün ve o sistemin içinde sizi de havaya bindirecek formüller var, kurallar var, havanın formülü var, havanın sistemi var. Siz de o sistemi çözün, siz de ne yapın? havaya binin diye emir var. Süleyman Aleyhisselam havaya nefsin hevasını terk ettiği için Allah tarafından mucizeyle bindirilmişti. Beşere insanlığa Cenab-ı Hak böyle bir istidat böyle bir kabiliyet vermiş. Demek ki insanlık şu kainata Cenab-ı Hak bir kanun koymuş. Bakın ne yapıyor? Havaya bir özellik koymuş. Havaya binebilirsiniz. Havaya Cenab-ı Hak o özelliği koymasaydı, boşluk yarasaydı havada değil mi? Ne yapamazdı? uçaklar buradan çıkınca nerede boşluk olduğunu bilemedikleri için kalkamazdı değil mi? Bak nedir her yerde aynı kanun, aynı hava, aynı düzen, aynı sistem olduğu için buradan kalkıyor uçak dünyanın öbür ucuna giderken tereddütsüz gidiyor. Ha, bak bu sistemi, bu işleyişi, havadaki bu kanunu ne yapın? Bulun, o da benim emrimdir diyor. Süleyman Aleyhisselam benim emrime bindi, uçtu, siz de benim emrime binin uçun diye Kur'an'da açıkça emir varmış. Bakın başka bir ayette diyor ki hem mesela Süleyman aleyhisselam tahtı belkısı yanına celbetmek için vezirlerinden bir alimi ilmi, ilmi celp dedi. Yemen'deymiş belkısın tahtı. Şimdi Belkıs'ın tahtını Süleyman Aleyhisselam yanına getirmek istiyor. Bakın vezirlerinden bir alim-i ilmi celb. Bu ne demek? Alim-i ilmi celb dediği celp alimi. Celp getirmek demek. Demek böyle bir ilim var. Bu eskiden peygamberlere mucize olarak verilen, evliyaların keramet olarak yaptığı çok şeyleri biz şu an teknolojiyle yapmıyor muyuz? Eskiden şu anda o benim yaptığım, şu an o odanın içinde oturuyorum ben. Etrafımda kimsecikler yok bir kameraman arkadaştan başka. Şimdi bu vaziyette şu an herkesle konuşuyoruz değil mi? Herkesin evinin baş köşesine, baş köşesine oturmuşuz. Şimdi eskiden şu teknoloji yokken bunu yapmak için evliya olmak gerekiyordu. Ha şimdi bakın enteresan bir mana. Cenab-ı Hak o zaman da beşerin ilmi o seviyeye ulaşamayacağı için peygamberlere mucize olarak vermiş. Değil mi? Evliyalara keramet olarak vermiş bazı şeyleri. Şimdi de teknolojiyle bütün beşeriyete ilimle, teknolojiyle, fenle bu manayı, bu hakikati ikram ediyor, ihsan ediyor. Bakın bir alimi ilmicel dedi, Süleyman Aleyhisselam'a dedi ki, gözünü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim. Olan hadiseyi harikaya delalet eden şu ayet. قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ اِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا آتِيكَ قَبْلَ en يَرْتَدَّ اِلَيْكَ حَرْفُكَ فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقَرُّنْ مُسْتَقَرَّنْ عِنْدَهُ İle ahir. ediyor ki uzak mesafelerden eşyayı aynen veya sureten izhar etmek mümkündür. Şu kitap yazıldığı zaman sadece radyo bulunmuş. Yani eşyanın görüntüsünün nakli televizyon dediğimiz şey yok. Bakın ayetten çıkarılan manaya bakın. Ha, bakın o zaman daha radyo bulunmuş, daha eşyanın sesi sadece nakledilebiliyor. Görüntüsünün naklinden bahsetmek bile mümkün değil. Böyle bir zamanda eşyanın bizzat nakledileceğini anlatıyor. Kur'an'dan böyle bir dersi çıkarmış. Işınlama diye bir şey var diyor. Ve bizzat Süleyman Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak bu, bu manayı yaşatmış. Beşerin ilminin ulaşacağı en son noktayı, en son seviyeyi insanlığa Süleyman Aleyhisselam'ın şahsında hedef olarak göstermiş. Ha, siz peygamberlere tabi olurken sadece onların manevi ahlakına değil, ellerindeki sanata, yaptıkları icrata, onların mucizeleri içinde ilme ve bilme hedef gösterilen noktalara da talip olun. Onu da takip edin, oradan ilham alın, onunla terakki edin diye Kur'an beşere o en ileri hedefleri gösteriyor. Bakın ne diyor. Uzak mesafelerden eşyayı aynen veya sureten izhar etmek mümkündür. Hem vakidir. Risaletiyle beraber saltanatla müşerref olan Hazreti Süleyman Aleyhisselam hem masumiyetine hem de adaletine medar olmak için pek geniş olan aktar memleketine bizzat zahmetsiz muttali olmak ve rayetinin ahvalini görmek ve dertlerini işitmek bir mucize suretinde Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. Şimdi tam adalete muvaffak olmak için Süleyman Aleyhisselam bunu Cenab-ı Hak'tan istemiş. Yani eşyanın bizzat hem seslerini hem görüntülerini hem bizzat eşyanın kendisini celbetmek manası. Memleketinin her tarafını görüp de ahalinin her haline bizzat şahit olup tam bir adalet yapabilmek için Cenab-ı Hak'tan böyle bir hali istemiş. Cenab-ı Hak da ona ihsan etmiş. Şimdiki mobese kameraları gibi değil mi? Şehrin her tarafına koyuyorlar. Ta ki oradan bir sürü insan ne yapsın? izlesin olayı bizzat görüp Değil mi? Orada tam bir adalet yapabilsinler diye. Demek Cenab-ı Hakk'a itimat edip Süleyman Aleyhisselam'ın lisanı ismetiyle istediği gibi o da lisanı istidadıyla Cenab-ı Hak'tan istese ve kavanini adetine ve inayetine tevfiki hareket etse ona dünya bir şehir hükmüne geçebilir. Demek Taht-ı Belkıs Yemen'deyken Şam'a aynıyla veyahut suretiyle hazır olmuştur görülmüştür. Demek Taht-ı Belkıs Yemen'deyken Şam'da aynıyla veyahut suretiyle hazır olmuştur görülmüştür. Elbette taht etrafındaki adamların suretleri ile beraber sesleri de işitilmiştir. İşte uzak mesafelerde celbi surete, sauta haşmetli bir surette işaret ediyor ve manen diyor. Ey ehli Bak isterseniz Süleymanvari Vari ruh zemini etrafıyla görmeye ve anlamaya çalışınız. Yani tam bir adalet yapmak isterseniz diyor Kur'an Süleyman Aleyhisselam gibi memleketinizin her tarafını etrafıyla görmeye ve anlamaya çalışınız. Çünkü bir hakim adalet bir işe, bir padişahı Perver aktar memleketine, memleketin her tarafına istediği vakit muttali olmak derecesine çıkmakla mesuliyeti maneviyeden kurtulur ve tam bir adalet yapar. Bir sultan memleketinin her tarafını aynı anda görebilirse o zaman tam bir adaletle hükmeder ve mesuliyeti maneviden, manevi bir mesuliyetten de ne yapar? Kurtulur. Öyleyse siz de diyor bilimde, bilimde, teknolojide, kamera sistemlerinde, daha ileri teknoloji uydudan değil mi dünyayı seyretmek noktasında daha ilerisi var. Onlar da inşallah Kur'an'ın işaretleri içinde beşere teşvik olarak var. Fakat bu işin uzmanlarını bekliyor ki oradan bulsun. Şimdi bundan aşağı yukarı 8-10 sene öncesiydi bir makalede okudum da Mısırlı bir doktor kataraks ameliyatıyla alakalı Kur'an'da bir şey bulmuş ilaç bulmuş Kur'an'dan bir ilaç bulmuş soruyorlar nasıl buldun diye diyor ki ben diyor Kur'an okuyordum sonra Kur'an okurken Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına geldim. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında bir bölüm var. Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ın babası Yusuf'un gömleğini buluyor, yüzüne, gözüne sürüyor. O zamana kadar ağlamaktan kör olmuş gözleri, görmeyen gözleri Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini yüzüne, gözüne sürünce onu koklayıp ağlamaya başlayınca gözleri birden açılıveriyor. O anda Cenab-ı Hak ilham etmiş. Diyor ki ya Yusuf'un gömleğinde ne olabilir ki Yakub, Ali, Aleyhisselam'ın gözünü açsın. Düşünüyor taşınıyor diyor ki olsa olsa gömlekte diyor ter olur. Başka bir şey olmaz ki. Ve insan terinin katarakt ameliyatını, katarakt hastalığını ameliyatsız tedavi ettiğini bizzat bulmuş ve bunu ilaç yapıp Avrupa'ya da şu noktada üzerine İlacın üzerine Kur'an mucizesi diye yazarsanız patentini veririm diye o şekilde patentini vermiş. Kur'an mucizesi diye. Şimdi bakın bu işin uzmanları Kur'an'ın derinliklerine girseler her meslek sahibi kendi ilmiyle alakalı çok büyük buluşları Kur'an'ın içinde bulabilir. İşaretler var, alametler var. Bunun gibi. Bundan aşağı yukarı 7-8 sene öncesiydi. Demirle alakalı Nijeryalı bir profesör araştırma yapıyor. Çok uzun araştırma sonucunda bu adam jeoloji profesörü dünyada da çok meşhur birisi. Çok uzun araştırma sonucunda bir sonuca ulaşamıyor. Diyor ki ya bu demirin nasıl oluştuğuyla alakalı bilim herhangi bir şey ortaya atamıyor. Ben diyor bir de şu dinleri araştırayım diyor. Kendisi Müslüman değil. Bütün dinlere yazıyor internetten. Demir var mı? İncil'e bakıyor, Tevrat'a bakıyor, Zebur'a bakıyor. Kur'an'a yazıyor demir. Bakıyor ki demirle alakalı ayetler var. Sonra ayeti okuyor. Diyor ki ve enzelna minel hadid diyor ayette. Biz diyor demiri insanın istifadesi için indirdik diyor. Semadan indirdik. Allah Allah. Sonra bir inceliyor bakıyorlar ki hakikaten Gök taşlarının insanlık dünyayı teşrif etmeden önce gök taşlarının yağdırılıp yerin altına yer insanların istifadesi için yerleştirilmesi sonucunda dünyaya gelmiş. Çünkü araştırmalar sonucunda bakıyorlar ki demirin oluşması için dünyadaki enerjinin dört katı fazla enerjiye ihtiyaç var. Sonra e, bu denir, demir burada oluşmadığına göre o zaman nereden geldi? Yani şurada ekmek varsa fırın yoksa ne dersiniz bu ekmek buraya başka yerden gelmiş. Çünkü bu ekmeğin pişmesi için gerekli olan fırın burada yok. Onun gibi bakıyorlar ki bu demirin oluşması için gerekli enerji burada yok. Öyleyse nereden geldi diye araştırma sonucu inceliyorlar bakıyorlar ki gök taşlarının tamamı hep böyle nikel, hep çelik, hep ham demir madeniymiş ya. Şimdi ha öyleyse gökyüzünden demiri alıp da yerin altına gömüp insanın istifadesi için bekletmeyen bir zat o ayeti o Kur'an'ın içine koymuş olamaz. Demek kainat Kur'an'ın ayetlerini kim yazdıysa elimizdeki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde yazan nedir? Odur. Bunun gibi o kadar çok örnekler var ki biz iki denizi saldık fakat birleşmezler diyor. Bakın değil mi o Kaptan Kusto o ayeti görünce Müslüman oluyor. Neler neler bunun gibi saymakla bitmeyecek kadar Kur'an'da, sünnette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın icraatlarında 1400 sene sonra ancak keşfedilmiş, 1400 sene önce önce ilmin, bilmin bu derece inkişaf etmediği o Arabistan'ın çöllerinde hiçbir bilim adına çalışmanın yapılmadığı o devirde bir okuma yazması olmayan bir zatın ağzından dökülen bu ifadelerin 1400 sene sonra bilimsel çalışmalar sonucunda bulduk deyip de Kur'an'da bunlar 1400 sene önce söylenmiş deyip de Müslüman olmaları, tasdik etmeleri bu kitap çölde yaşayan, okuma yazması olmayan bir zatın kendi kitabı olmadığını ancak onun eliyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle insanlığa gönderilmiş ilahi bir kitap olduğunu göstermez mi? Ha, demek bütün bunlar, bunun gibi neler neler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri. Şu anda sünnet-i seniyenin yatışı, sünnet-i seniyeyle ellerin yıkanması. Bak şu virüs meselesi ne kadar Allah Allah. Yemekten önce, yemekten sonra muhakkak elleri yıkayın diye hadis değil mi ya? Sünnette var. Yatarken sağ tarafa yatınca insanın bütün organları yatağına yatıyormuş. Bak bilim şu anda bunu yeni bulmuş ya. Bunun gibi neler neler anlata anlata bitiremezsiniz. Suyu üç yudumda içmenin biyolojik olarak insan vücuduna faydaları. Bakın bütün bunlar peygamberimizin peygamberliğine, Kur'an'ın Hak kelamullah olduğuna aslında nedir? Her biri birer delildir. Şuradan bir de İbrahim Aleyhisselam'ın mucizesinden okuyalım inşallah. Hem mesela İbrahim Aleyhisselam'ın bir mucizesi hakkında Fekul nedir bi asakel hacer. Fekulna ya narkuni berden ve selamen ala İbrahim ayetiyle üç işareti latife var. Birincisi ateş dahi esbabı maddiye gibi kendi keyfiyle tabiatıyla körü körüne hareket etmiyor. Belki emir tahtında bir vazife yapıyor ki Hazreti İbrahim'i aleyhissalatü vesselam yakmadı ve ona yakma emrediliyor. Allah Allah. Cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek iman gibi bir madde-i maneviye ve İslamiyet gibi bir zırh olduğu misüllüğü dünyevi ateşin dahi tesirini men edecek bir maddeyi maddiye vardır. Şimdi bakın İbrahim Aleyhisselam Nemruz'un ateşine atılıyor ve yanmıyor. Burada bir işaret var. Kur'an bir işaret veriyor. Diyor ki siz de çalışın, çabalayın. Ateşte yanmayan bir elbiseyi bulun ve onu giyin. En büyük düşmanınız olan ateşten kurtulun diyor. İkinci bir işaret daha varmış ayette. O da İbrahim Aleyhisselam'ın giydiği manevi gömleği giyerseniz o zaman da cehennem ateşinden kurtulursunuz diye bizi iki ateşten de kurtarmak için ayet bize yol gösteriyor, rota gösteriyor. Çünkü Cenab-ı Hak ismi hakim iktizasıyla bu dünya darul hikmet olmak hasebiyle esbab perdesi altında icraat yapıyor. Öyleyse Hz. İbrahim'in cismini Hazreti İbrahim'in cismi gibi gömleği de ateşte yanmadı. Ve ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir. İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğini de yakmıyor. İşte bu işaretin remziyle manen işaret ediyor ki Ey milleti İbrahim! İbrahim vari olunuz. Ta maddi ve manevi gömlekleriniz en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada hem orada bir zırh olsun. Ruhunuza imanı giydirip cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın zeminde sizin için sakladığı ve ihzar ettiği, hazırladığı bazı maddeler var ki onlar <laughs> onlar sizi ateşin şerrinden muhafaza eder. Arayınız, çıkarınız, giyiniz. Amyant denilen o maddeyi çıkarmışlar. Onunla elbise yapmışlar. İtfaiyeciler şimdi onu giyip ateşin içine giriyorlar değil mi? Bakın hep beşerin ulaşabileceği en uzak hedeflere. Musa Aleyhisselam'ın asasını vurup taşın onun yerinden su fışkırtmasıyla sondaj aletine işaret ediyor. Dünyanın neresinde vurursanız vurun 10 metreden olmasa 20 metreden, 20'den olmazsa 100 metreden, 100'den olmazsa 200 metreden muhakkak ne yaparsınız? Suyu çıkarırsınız diye her yerde vurup suyu çıkaracak aletlerden bahsetmiş. Davud Aleyhisselam'ın demiri hamur gibi yoğurduğunu anlatırken demirin de bakırın da hamur gibi yoğrulup değil mi menfaatli bir şekle sokulacağından bahsediyor. Bunun gibi peygamberlerin mi Yusuf Aleyhisselam'ın saatinden bahsetmiş. Yusuf Aleyhisselam saati icat etmiş. Onun gibi bir sürü peygamberlerin mucizeleri içinde beşere, insanlığa gösterilen hedefler var. Şimdi aslında peygamberlerin mucizeleri içindeki hedeflerden daha önce daha önemlisi peygamberlerin bize gösterdiği yaratılış gayemiz dünyanın kuruluş hedefi ebedi hayat ahiret. Şimdi biz peygamberlerin bize gösterdiği şu dünyevi teknolojik bilimsel gelişmelere ait ipuçlarını merak ettiğimizin onda biri kadara, kadar, kadar peygamberlerin bize varlığından haber verdikleri, bizi çağırdıkları, davet ettikleri, bizi teşvik ettikleri, bizi tehdit ettikleri, aman ha dikkat edin diye değil mi? Bizi ikaz ettikleri, ahiretin, ebedi hayatın, kabirden sonraki gidişatın ahvalini, halini biraz merak edebilsek, inanın hem peygamberlerin maddi terakkisine hem manevi terakkisine inşallah hep beraber yapışacağız. Çünkü şu bu asırda Müslümanların geri kalmasındaki en büyük sebep İslamiyetten ellerini gevşetmiş olmaları. Çünkü İslamiyete biz sarıldığımız zamanlarda dünyaya hükmetmişiz. Şimdi şu anda bizi geri bırakan ahirete ehemmiyet verdiğimiz için dünyadan elimizi çektiğimiz falan değil ha. Hırsla dünyaya saldırdığımız için Ha, dünyayı elde etmek için ahlaktan, dinden, İslamiyet'ten, doğruluktan, değil mi? işin hakkını vermekten, çok şeylerden taviz verdiğimiz için Cenab-ı Hak da bizi dünyada ne yapıyor? Rezil ediyor. Aa, halbuki bizim ecdadımız ne yapmış? Hedefe ahireti koymuş. Ama dünyayı da ihmal etmemiş. Dünyaya ahiret için çalışmış. Maddi manevi terakki etmiş. O devirlerin o zamanların en büyük buluşlarını onlar yapmışlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi hatim duamız var. Şimdi bu mevzuyla alakalı orada iki sual var. Onları da inşallah bir gün okuruz. Orada diyor ki madem diyor Kur'an beşer için nazil olmuştur. insanlık için indirilmiştir. Öyleyse medeniyeti beşeriye harikalarını niye tahsil etmemiş? Yani niye açıkça söylememiş? Yeraltı, denizaltı gemilerinden bahsetseydi Kur'an. Sonra Kur'an uçaklardan, füzelerden bahsetseydi. Kur'an uzay gemilerinden bahsetseydi. Şu andaki teknolojiden, internetten, şundan bundan bahsetseydi. Açıkça anlatsaydı daha iyi olmaz mıydı diye bir sual var. Ona cevap olarak iki tane cevap vermiş zaman Hazretleri. Şöyle kısaca anlatalım. <laughs> diyor ki Kur'an'ın indirilme hedefi daire-i rububiyetin ahvalini yani Cenab-ı Hakk'ın rububiyet dairesi dediğimiz kendisinin yarattığı, yaptığı icraatlarını, isimlerini, sıfatlarını, sanatlarını ortaya koyup beşere insanlığa kendini tanıttırmak, büyüklüğünü, ilmini, maharetini, marifetini göstermek. Bir taraftan da daireyi i ubudiyet dediğimiz kulluk dairesine de vazifelerini ihtar etmek. Yani insanlara da vazifelerini ihtar etmek, yaratılış gayesini hatırlatmak, ahireti bildirmek, Allah'ı tanıttırmak gibi gayeler için indirildiğinden dolayı yani Kur'an'ın hedefi aslında nedir? Sırf uhrevidir, manevidir. Dünyaya dünyevilere de sadece ahirete vesile olduğu için bakar Kur'an-ı Azimüşşan. Bu noktadan Kur'an'ı böyle düşündüğümüz zaman, o zaman bu medeniyet harikalarının Kur'an'ın hedefinde yeri çok küçük, çok az, çok kısa mevki çok sınırlı kalır. Neden? Çünkü hedefte bu yok. Yani Kur'an bir teknoloji kitabı değil, fizik kitabı değil, kimya kitabı değil, bilim teknoloji kitabı değil. Değil, değil, değil. Kur'an'ın hedefi bu. Ama bununla beraber bunlara da işaretler, alametler koymuş ta ki beşer onlarla da ne yapsın? Şu dünya hayatını cennete çevirsin diye. Hem dünyayı hem ahireti cennete çevirecek formüller aslında Kur'an'da varmış. İkincisi Şimdi beşerin buluşları Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sanatların, eserlerin yanında Kur'an'ın bahsine girmeyecek kadar ilkel. Kur'an'ın bahsine girmeyecek kadar geri, Kur'an'ın bahsine girmeyecek kadar küçük ve ehemmiyetsiz. Mesela diyor, beşerin tayyareleri, insanların şu demir yığını olan uçakları, havaya bindirdikleri uçakları, beşerin tayyareleri Niye Kur'an benden bahsetmiyorlar deseler, uçak dese ki niye Kur'an benden bahsetmiyor dese Cenab-ı Hakk'ın daire-i rububiyetinin tayyareleri olan yani şu esir denizinde hava dediğimiz uzaydaki denizde gezdirdiği yıldızlar, gezegenler, değil mi? uydular, galaksiler, sistemler bunların hepsi sus diyecekler. Kur'an'da büyüklüğün kadar yer alabilirsin diyecekler. Ancak sana bir işaret düşer. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı, uçurduğu, havaya bindirdiği, Cenab-ı Hakk'ın ortaya koyduğu teknolojinin yanında, Cenab-ı Hakk'ın azametli uçaklarının yanında senin bahsin değil mi? Ancak bir işaret kadar küçüktür. Dekaikı sanat, sanat cihetinde yani sanat inceliği cihetinde beşerin sanatları, insanların uçakları veya şunları bunlara uzay gemileri falan yani sanat inceliği olarak bir çipin içine bir sürü şifreleri şunları bunları yerleştiriyorlar ya. Şimdi o zaman diyor deseler ki Kur'an'da bize de mevki ver deseler o zaman diyor bir sinek onlara susunuz diyecek. Ayette böyle ifade edilmiş. Diyor ki Cenab-ı Hak meydan okuyor. Ehli dalalete, ehli küfre meydan okuyor. Diyor ki Allah dışında çağırdığınız bütün ilahlarınız bütün yardımcılarınız, bütün bilim adamlarınız, film adamlarınız, kiminiz varsa güvendiğiniz bütün sebepler toplansalar bir sineğin kanadını yapabilirler mi? Len yahluqa zubaban ve le lehu, ayet. Meydan okuyor. Nasıl Kur'an'la ilgili meydan okuyordu ya? Kur'an beşer kelamıdır, insanlar yazmıştır. Muhammed yazdı haşa diyenlere ne diyordu Kur'an? Siz de Muhammedül Emin gibi kendiniz emin insan diye lakap taktığınız insan gibi okuma yazma bilmeyen bir insandan Kur'an gibi bir kitabı getirin. O zaman biz de bilelim ki bir beşer bir insan Kur'an yazabiliyormuş. Öyleyse biz de bu davamızdan vazgeçelim diyor. Hatta diyor bir aşırı su ver diyor. Hatta 10 suresini getirin hatta sadece Muhammedül Emin gibi okuma yazma bilmeyen birisi olmasın diyor. Bütün ulemalarınızı, alimlerinizi, ilahlarınızı, putlarınızı, gelmişinizi, geçmişinizi hepsini çağırın diyor. Meydan okuyor Kur'an ya. Bir suresinin, bir suretin min mislihi diyor. Bir suresinin mislini yapabilirler mi? Yapamamışlar. Tarih ortada. Aa, bir Müseylim'e kezap çıkmış. Bana da vahiy geldi diye birkaç ayet söylemiş. Ona da en çok kendi dostları gülmüşler. Kendi taraftarları aman demişler rezil olduk diye. Onu ortadan kaldırmak için o yalancı peygamberin palavralarını yırtıp atmışlar bakın. Şimdi Kur'an'ın hiçbir ayetine beşer nazire getiremediği gibi Cenab-ı Hakk'ın kainatta cismani olarak yazdığı ayetlerinde hiçbirini akli dahi edemezler, edemiyorlar. Geçenlerde ben şimdi insanın yaratılışıyla alakalı, insanın dünyaya gönderilişiyle alakalı, Cenab-ı Hakk'ın icraatıyla alakalı böyle bir ders okumuştum. Birisi altına yazmış ki, artık geçin bu hikayeleri. İnsanlar hayvan kopyalıyor, siz hala Allah'tan, peygamberden bahsediyorsunuz. Hatta hatta insan kopyalayacaklar yakında. İstersen seni de kopyalasınlar diye yazmış altına. <laughs> ben de dedim ki ya sen kopyalamaktan bahsediyorsun bak. Kopyalamak ne demek? Bir şeyin aslı vardır. Sen de onun kopyasını çekersin. Şimdi kopya çekenin yaptığı kopyayı överken insanlar hayvan kopyalıyor, insanlar insan kopyalıyor. Seni de kopyalayacaklar diye onu överken o senin kopya çektiğinin aslını yapanı nasıl inkar edersin dedim. Ne kadar garip değil mi ya? Yani insan Cenab-ı Hakk'ın kainatta yazdığı şu ayetleri okuyup da ilim yapıyor. Fen yazmış, felsefe yazmış, kimya yazmış, biyoloji yazmış. Ben diyor kimya alimiyim, biyoloji profesörü, ordinarist profesörüm diyor. Çıkıyor Allah'ı inkar ediyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Yani adam şimdi şu kitaptan bir kitap yazmış, şu kitabın bir özetini yazmış. Benim kitap şöyle mükemmel, böyle mükemmel diyor. Bu kitabı da inkar ediyor bu kitabı inkar ettiğin zaman senin kitap bu kitaptan çıktığı için dolayısıyla sen kendi kitabını da inkar etmen lazım. Şimdi biyoloji dediğimiz canlılar alemini inceleyip de yazılan kitaplar değil mi? O zaman ha sen alimsen, profesörsen Cenab-ı Hakk'ın Canlılar Alemi diye yazdığı bir kitap var. O kitaptan yazılan bir kitabı sen okudun da profesör oldun. Senin Cenab-ı Hakk'ın kitabını o kitabın katibi olan Allah'ı inkar etmen için o kitaptan yazılan okuduğun bütün kütüphaneleri dolduran kitapları da inkar etmen lazım. Kendi profesörlüğünü de inkar etmen lazım. Hatta sanatkarı inkar etmek için en mükemmel sanat olan kendini de inkar etmen lazım. Aklın zıvanasından çıkman lazım ya. O yüzden diyor ya aklını inkar et, aklını at, hayvan ol, kurtul ya da diyor aklını imanla başına al. Üçüncü bir yol Yok. Rabbim inşallah bu manada bizi istihdam etsin. Şimdi hatim duamız var. Evl billahi Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فمن شر غاسق إذا وقب فمن شر النفاثات في العقد فمن شر حاسد اذا حسد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس، إله الناس. من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. الله أكبر. لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمته من أرسلته رحمة للعالمين واغفو عنا يا كريم واغفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بشرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وهجابا وَإِلَى الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا دَلِيلًا وَإِمَامًا اللهم اهدنا ونجنا من النيران وارفع درجاتنا وكفر عنا سيئاتنا يا زلفظ والإحسان يا رب شرس الأكرام عليه الصلاة والسلام بركة إحسان بذي مادي مدي ومانوي رزقموزا بركة إحساني يا ربي شو أكونن حتم شريفلردن أكونن جليل جليللردن Okunan iman derslerinden hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bir zat, mevcudat, eşrefi mahlukat. Habibi Edibin aleyhissalatu vesselamın ruhu şerifine hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi. Vasıl eyle ya Rabbi. Şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Resul-i Kibriye ve vesselamın izinden, yolundan, onun peşinden gidebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onun taliminden gelen şu dersleri, şu hakikatları Ruhumuza hakkıyla alabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ahir zaman ümmetinin ahir zaman insanlığının imdadına koşabilmek için bize gayret ver. Bize uyanıklık ver ya Rabbi. Ya Rabbi şu hatmi şeriften hasıl olan ecir ve sevabı, peygamber anı izamında, evliya-i kiramında üstadımız Bediüzzaman'ın da ruhlarına hediye eyledik. Haberdar eyle ve eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Resul-i Kibriye Aleyhisselatu vesselamın sünnet-i seniyesine hakkıyla ittiba edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onun cadde-i kübrasında bu zamanda gidebilmek için imanımızı kuvvetlendirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in evlatları perişan, uyuşturucunun, ahlaksızlığın, sefahatin kıskacında ebedi hayatları mahvolmak üzere bizleri onların imdadına koşanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in evladına bu hakikatleri ulaştırabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bir an evvel bin yıldır İslam'a hizmet eden bir ecdadın evlatlarını imdatlarına koşup da yeniden dirilmelerine vesile olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'ın derdi, İslam'ın derdi yerde dururken kendi dünyevi dertlerimizden dolayı Kur'an'ın ve İslam'ın derdiyle dertlenememek felaketinden bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımız var şifalar nasip eyle. var devalar nasibeyle, eyle. Boşlularımız var edalar nasip eyle. Ya Rabbi senin rızan için tuttuğumuz oruçları, kıldığımız teravihleri, okuduğumuz mukabeleleri dergahı izzetinde ah seni kabul ile kabul eyle ya Rabbi. Alemi İslam perişan vaziyette ya Rabbi. Sana şikayet ediyoruz zalimleri, gaddarları, kafirleri ya Rabbi onların üstesinden sen gelirsin ya Rabbi. Ya Rabbi onların bütün evlatlarını da onları da kalplerine iman nurlarını doldurup onların ıslahları mümkünse ıslah eyle ya Rabbi. Değilse kahhar ismi şerifinle kahrı perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dinini muzaffer kıl ya Rabbi. İslamiyetini dünyaya hakim eyle ya Rabbi. Bizleri de bu davada istihdam eyle ya Rabbi. Bayrağının bayraktarı yap ya Rabbi ecdadımıza layık evlatlar olmayı, yeniden onların şan, şanlı tarihini yazmayı nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.